Yeni bir sezon, yeni bir Furkan Soyalp izledik. Bugün sana geleceğiz ama önce maçı konuşalım. İlk maç nasıldı sence? Elimizden geleni yaptık. İyi bir mücadele vardı. Yani artık mağlubiyeti değiştiremeyiz, skoru değiştiremeyiz ama bundan sonraki oyunumuzu değiştireceğiz. Daha iyi olacağız, daha çok geliştireceğiz, daha çok zorlayacağız. Tabii ki özgüven sahibi olan bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama birazcık da geçen sezonlarla birlikte piştiğini görüyoruz. Takım içinde sorumluluk alıyorsun. Sana göre nasıldı? Senin oyunda kaldığın süre için neler söyleyeceksin? Yani dediğim gibi herkesin mücadele etmesi gerekiyor. Bu ortak paydamız. Oynamayanlar oynayanları zorlaması gerekiyor. Oynayanların da kendi performansını zorlaması gerekiyor. Bu şekilde başarı geliyor. Yoksa sürekli her günü güne ederek geçiremeyiz. Herkes birbirini zorlaması gerekiyor. Hocamız da bunu istiyor. Ben de girdim, onu yaptım. Artık benim de sorumluluklarım var. Biliyorsunuz yani. Buraya zaman geçirmek için gelmedim. Ben de hem kendi kariyerim hem Bursaspor takımının başarısı. Bunlar için savaşmam gerekiyor. Bunun da farkındayım. Bu şekilde devam edeceğim. Furkan, peki geçen sezonun da son bölümünü çok net hatırlıyorsun. Bugün de farklı bir takım gördük. Sence ne değişti? Geçen sezon biraz özgüven olarak sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Ama şu an bunu attık, tamamen yeni bir sayfa, tertemiz bir sayfa. Hocanın yaklaşımları, taktik disiplinimiz, kondisyonumuz, her şeyimiz, yani bunlar hep ufak ufak detaylar ama aslında detaylar da bütünü oluşturuyor. Bence bu daha özgüvenli, daha iyi bir takımla karşılaşacak. Hem taraftarlar hem Türkiye. Bence zor bir maçla başladık ama iyi bir performans gösterdik. Belki ligin en zor takımından biriyle başladık. Bundan sonra daha iyi olacağını inanıyorum. Lögen senden bahsetti basın toplantısında. Akademimizin oyuncusu çok da iyi bir başlangıç yaptı dedi. Lögen'le arandaki ilişki nasıl? Onunla alakalı neler söylemek istersin? Kendisinden dünyanın tanıdığı üst düzey hocalardan birisi. Benim onunla ilişkim ve teknik heyetle ilişkim bir aile gibi. Bu sadece benim için değil, bütün takım için geçerli. Çünkü biz sahada %100 mücadele edip yüzümüzdeki gülümsemeyi kaybetmiyoruz. Bizim kodumuz bu. Ben de öyle yaptım. Sahaya girdiğim zaman istediği her şeyi yapmaya çalıştım. Umarım daha iyi gideriz.